Selamlar hepinize LPL playoffları karnesiyle yeniden sizlerle birlikteyim. Yarı finallere geldik. Finalin ismi de belli oldu. Finalde EDG ve FBX karşı karşıya gelecek. Biraz aslında playoff'un bu tablosunda bu noktadaki tablosunda tahmin edilen bir şeydi. Aslında en başta da bunu tahmin etmiştik zaten. FBX üst tarafı kazanacağını tahmin etmiştik. Alt tarafta da EDG'nin bedava bir yolu var gibi gözüküyor. Hemen ilk serimizle başlayalım. Loser Bracket'te LNG EDG serisi oynandı ilk serimizde. EDG genel olarak... E, çok daha hazır gözüküyordu. Artı e, LNG'nin zaten playoff'ta da aslında problem yaşadığı noktalardan biri olan e, orta koridorda Icon acayip üstüne binirdi. Icon'un Icon'dan çok iyi istifade ettiler. Fakat bir nokta daha var ki LNG'nin playoff'larda zaten bu playoff'ta daha yüksek turlara çıkmasının belki de en büyük... E, sebeplerinden biri diyeyim. E, Light ve Ivan'ların performans artışıydı ama oradan da o, onların ikisinden de bu seride hiç performans alamadılar. İlk maç zaten e, Tarzan'a bir Olaf seçimi verdiler. Sıfır koridor hakimiyetiyle oynuyorlardı. Tarzan hiçbir şey yapamadı ve EDC baştan sonra kontrol ettiği bir oyunu. Biraz uzun süren bir maçta kazandı. İkinci maçta Tarzan daha aktifti ama bu alt koridora engel olamadılar. Alt koridor Gül'ü oynuyor oyunu oynadı. Çok da üstün geldiler zaten. E, Viper ve Meiko ikisi. Seri 2-0'a geldi. Üçüncü maçta Değişik bir seçim yasaklama ekranı vardı LNG'nin. Orta koridor Kennen kullandılar. Ki belli oranda kontrolü kaybetmiş olmasına rağmen ikon aslında faydalıydı. Tarzan erken oyunu çok iyi geçirdi. Tarzan erken oyunu iyi geçirmesiyle beraber biraz aslında kartopu da yakaladılar. Altın üstünlüğü ve tempo üstünlüğü de yakaladılar. Ale'nin yine direnç gösterdiği bir yerde zaten Tarzan ve Ale dışında aslında pek bir şey yapan da yoktu seriyle Ki serinin ilk maçındakisi de gene bir şey yapamamışlardı. Ale'den biraz direnç gelince seri 2-1'e geldi ama 3. maçta... İyi e, dedi, dedi ki kendinize gelin siz bizim seviyemizde bir takım değilsiniz dedi. Yine Zeke yöneldiler. Bir önceki maçta çalışan bir zeki e yöneldiler ama bu sefer karşısında onu erken oyunda darlayabilecek bir ormancı vardı ve Tarzan perperişan oldu. Erken oyundan itibaren hiç kamp bile alamaz hale geldi. Tarzan kaybettiği zaman ne oluyor? Zaten elenci otomatik olarak kaybediyor ve elenci e, playofflara veda etmiş oldu. Dördüncü oldular playofflarda da. Playofflara dördüncü e, veda ettikleri için de e, Regional Qualifier'a gidecekler. Gauntlet'in de tablosunu gösterelim bu arada. Orası da e, ufak ufak oturmaya başladı. Oradaki seriler de belli oldu. RNG ve WE karşı karşıya gelecekler. Qualification maçı deniyor buna. E, aynı zamanda yani Qualification turu derken üst tura çıkma turu. E, bu serinin kazananıyla e, LNG Rear Atom serisinin kazananları oynuyor olacaklar. E, oraya da o maçların değerlendirmesini de yaparız. Şimdi gelelim diğer serimize. Winner Bracket'ın üst tarafında. E, Winner Bracket finalinde aslında. W ve FPX karşı karşıya geldi. FPX ilk maçta ciddi anlamda baskı kurdu W'ye. W, ye. w ye direnç gösterdiği noktalar oldu ama bu maçta yani şunu söylemem lazım. Doyum bir, bir ne olduğunu gösterdi ya. Doyumi ne kadar yukarıda olduğunu, diğer seviye diğer oyunculardan karşıtıklardan ne kadar yukarıda olduğunu e, bence gösterdi. Orta oyuna geçerken aslında Elk iyi durumdaydı. Elk'in e, Varus'u sayesinde, onun dürtmeleri sayesinde, onun hasar farkı sayesinde aslında belli oranda cevap da verdi. Orta oyunda da buluyor ama her hamlede FPX daha iyi çıkıyordu ve bunun büyük sorumlusu Doinbii'ydi. Zaten çok erken aşamalarda da öne geçmişti ve seride durumu 1-0'a getirdi. İkinci e, ikinci karşılaşmada yine bir Doinbii vakası yaşandı. E, bu sefer Doinbii başkalarını değil kendini öne geçirerek e, dövdü. Çok sert çarptı e W'ye. Yani bu adama verilmiyor ya. Bu arada, yani ileriliğe bırakıyorsun sıkıntı çıkarıyor. TF bırakıyorsun sıkıntı çıkarıyor. Çünkü bunların skalanın çok ters uçları çok birbirine taban taban azıt şampiyonlar yaptıkları itibariyle ama bunun arasındaki her şeyi de doldurduğu için e, doyum şekilde farkını yarattı. Üçüncü maçta belli oranda cevap verdikleri noktalar vardı. Bu maçta Shanks daha iyi gidiyordu. Tabii Doymin'in biraz daha pasif olacağı bir maç vardı. Ama erken oyunda e, ciddi anlamda öz baskı kurdular. Fakat erken oyunda kurdukları, Jace kurdukları baskıyı orta oyunda çok bir şeye çeviremedi aslında. FPX tarafı. Yani o baskıyı orta oyunda daha da büyütemediler. Ee, ama geç oyuna geldiği zaman geç oyunda gene çok daha iyi bir takım savaşı yapar. Çok daha iyi takım olan taraf olarak o savaşları da kazanmayı bildiler ve W'yi 3-0'la geçmeyi başardılar. Tabi o seriden sonra sanki W'nin biraz e, benzeri bitti gibi. E, ki tahminimiz de bu yöndeydi zaten. W'yi ya yani idici bir daha yenilmez W'ye demiştim ben. Nitekim öyle oldu. İlk maçta e, WE'nin belki de playoff'taki en büyük over perform eden yani standartının üzerine çıkan oyuncusu olan e, Shanks'i çok iyi avladılar. E, Scout da iyi bir maç geçirmişti zaten burada. E, JJ'nin de erken oyunu fena oynamadığını söylemek lazım ki bir önceki serilerde JJ baya sıkıntı çıkaran bir durumdaydı kendi takımı adına. Biraz e, bir tık yavaş o. ama yine de kabul edilebilir bir seviyede. Özellikle Nurşu'nun olduğu bir ortamda bu maçı bu şekilde kapatmaları bence takdire şayan da indici adına e, ikinci maçta çok daha büyük kontrol sahibi oldular e, haritanın üst tarafından haritanın üst tarafında aldıkları kontrolü aslında maçın geneline de yaydılar bence W adını serinin asıl çıkış noktası alt koridordu bir önceki seride alt koridordan yani bir kere bir önceki e, EDG ile oynadıklarında alt koridordan çok daha istediğini alamamıştı W ama bu seride İkinci EDC serisinde yani loser bracket'te tekrar karşılaştıklarında belli oranda direnç gösterler. Alt koridor hiç fena performans göstermedi. Missing bireysel olarak daha iyi oynadı. Elk bireysel olarak daha iyi oynadı. Ama yine serinin içerisinde Shanks'tan istediği verimi pek alamadılar. Tabi bu maçta erken oyunda daha... Ya erken oyunda tempoyu belli oranda e, mücadele edip elini alabiliyordu aslında WWE tarafı. Fakat şeyi görebiliyorsunuz. WWE tempoyu almasına rağmen belli oranda oyunu kontrolünü almasına rağmen bunu biraz FPX serisinde de gördük. Yani baştan sona stomp yemiyor WWE. Bu maçta da mesela stomp yemediler aslında. Fakat aldıkları üstünlüğü FPX seviyesinde ya da geçen mevsimki RNG seviyesinde bir galibiyet noktasına çeviremiyorlar. Şimdi mesela geçen mevsim RNG 2K üstün, üstünlüğe yakaladığı zaman tak diye maçı kapatabiliyordu. FPX şu anda aldıkları üstünlükleri sadece bir yöne geçiyor ama bu bir galibiyet koşulu oluyor onlar adına mesela. W'de bu yok. Bu maçta aslında belli oranda bunun örneğiydi. Alabildikleri üstünlükler var. Tempoyu belli sürelerde maçı tamamında kontrol edemiyorlar ama belli sürelerde kontrol ediyorlar fakat bunu bir galibiyet koşulu haline getiremiyorlar. Bu arada bu LOL Gamepad'in şu yandaki reklamları sürekli kıpraştırması beni acayip triggerlıyor. Hepsi şu layout geldikten sonra oldu. İnşallah bu layout'u değiştirirler tekrardan. Şuradan oluyor bunlar. Kaldırın şunu ya. Neyse Loyal Gamepad'i de göre 3. maça geçebiliriz. 3. maç W'nin kazanması gereken bir maçtı. Bu sefer işte tempoyu belli oranda daha iyi kontrol ediyorlardı. E, maç onların istediği şekilde de ilerliyordu. Ama maçı kapatma konusundaki problemler artı EDG'nin gerçekten çok başarılı bir geç oyun takımı olması e, işleri biraz değiştiriyor. EDG gerçekten çok iyi bir geç oyun takımı. Yani belki süper ve erken oyun takımı değiller. Belki dünya Şampiyonası'na gelirken en büyük favorilerden biri de olmayacaklar. Ee, ama plase olmamaları için hiçbir sebep yok. Çünkü is isime, isim, isim baktığımızda aslında çok öyle hani Viper çok belki parlıyor ama hani isim olarak baktığımızda hiçbiri belki Meiko'yu buralara biraz aday sunabiliriz ama hiçbir kendi rolünde niye siz diye tartışabileceğimiz oyuncular değil. Fakat buna rağmen o kadar iyi team fight yapıyor ki bu takım. İdici tarafı. Zor koşullarda da geç oyuna geldiğiniz zaman zaten Viper çok iyi bir silah. Ee, nitekim etkisini de gösterdi aslında e, bu maçın genelinde. E, bu takım e, tehlikeli bir takım haline geliyor. O yüzden ne olursa olsun Worlds'e plasa olarak gelecekler. Şimdi gelelim finale. Pardon, e, şuradan gideceğiz finale. Gelelim finale. Finalde ne olur? Finalde benim tahminimi söyleyeyim size. Ben FPX'in EDG'yi de harcayacağını düşünüyorum. Ama EDG maç almadan gitmez buradan. EDG buradan kesinlikle maç alır diye düşünüyorum. E, tahminim 3-1. E, Fpx'in Yani FPX'in beceriksizliğinden değil ama EDG'nin becerisinden alacağını düşünüyorum bu maçı ne olursa olsun bir tane maçın EDG'nin istediği seviyeye kadar uzayacağını ve geç oyunda daha iyi kararlar verip FPX'e karşı üstünlük sağlayacaklarını düşünüyorum ki sezonun sonundaki seride de aslında benzer bir durum olmuştu. Ee, gerçi orada biraz daha şey vardı hani biraz ilk maç ben döveyim ikinci maç sen döv e, şeklinde olmuştu ama tempoyu aldığı zaman bu iki takımın ne kadar tehlikeli takımlar olduğu belli. FPX'in ben tempoyu vermeyeceğini düşünüyorum genel olarak. Dört maçın dördüncü de çok vermesini beklemiyorum. Bir tanesini belki verebilirler, onu da kaybedebilirler. Ama vermedikleri bir maçta da çok tempoyu, çok büyük avantaj alamayıp yine kaybedebileceklerini düşünüyorum. Yani bir maçı EDG'nin alacağını düşünüyorum FBX'den ama onun için EDG'nin şampiyon olabileceğini düşünmüyorum FPX'e karşı. Çünkü piyasa girdiğimiz zaman, tamam çok iyi bir geç oyun takımı, çok iyi makro kararları veriyorlar. Veriyor, evet ama bireysel kıyasa girdiğimiz zaman FBX çok üstün kalıyor. Yani özellikle üst ve orta koridordaki üstünlük. Hatta bu mevsim özelinde ormandaki üstünlük çok büyük. Ee, buna engel olamazlar yani. Bu, bu kaçınılmaz son. Haritanın üst tarafındaki üstünlük. Evet belli oranda Viper e, baskı kuracaktır. Elde böyle trollüklerinden istifade edecektir. Ve Viper'ın taşıyabileceği maç da var. Ona e, Hatta bir maç verdim de ben. E, ama yetmeyecek bence. Ve FBX perşembe günü oynanacak finalde. Bu perşembe günü oynanıyor. Bu video salı günü yayınlanacak. Perşembe günü oynanan finalde şampiyon olacak diyorum. Şimdi cuma ve cumartesi günü. E, Cuma-cumartesi-pazar e, tak tak diye, diye devam ediyor bu arada e, bu playofflar. O yüzden onları şimdiden değerlendirmem gerekiyor. Regional Qualifier'a gelelim. E, RNG ve WE karşı karşıya gelecek. E, burada sanırım şöyle oluyor arkadaşlar. Yanlış yönlendirmiş olmayayım. E, kazanan, yanlış yönlendirmeyeyim bunu tekrar söyleyeyim size. RNG ve WE serisini kazananı gidiyor. Üçüncü torba takımı oluyor. Üçüncü torba. Kaybedeni LNG ve Rare Atom serisinin kazananıyla bir daha seri oynuyor. Şu qualification maçta round 2'de gördüğünüz maç oynuyor. Bunun kazananı da dördüncü torba takımı olarak Worlds'e geliyor. Bildiğim kadarıyla. Yanlış yönlendirmiş olmayayım ama e, sanırım öyleydi. Çünkü bu ga gauntlet'te gördüğünüz üzere e, RNG ve WE 3. ve dördüncü seri başlar aslında. LNG 5. Rare Atom 6. seri başı. Ee, o yüzden de 3 ve 4 oynuyorlar. Yenen yani RNGW W serisinin yeneni Worlds'e gidiyor. Sonrasında e, LNG ve Rare Atom oynuyor. Bunların yeneni üstteki serinin yenileniyle oynayıp ya oranın ikinci serinin yeneni Worlds'e gidiyor. Şimdi ben tahminlerimi yapacağım. Ben RNG'nin bundan Worlds'e geleceğini düşünüyorum. Çünkü RNG genel olarak W'yi e, rahat avlayabilen bir takım. W genelde bu tarz takımlara karşı zorlanıyor. Dirençli, dirayetli artı koridor hakimiyetini... Alamadığı maçlarda zorlanıyor da W'yi. Ben o yüzden bu serinin RNG RNG'nin görece rahat geçeceğini düşünüyorum. Ve RNG'nin 3. torba olarak Worlds'a geleceğini düşünüyorum. Bu arada e, Worlds'ta da de ayağınızı denk alan RNG 3. torba takımı. Yani Batı'nın birincileri, ikincileri falan dikkat etsin. Hatta Kore'nin birincisi bile dikkat etsin. Çünkü Kore'nin birincisi en son MSI'da yeniliyordu bu takıma. E, onlar da dikkat etsinler. Çok tehlikeli bir 3. torba takımının geleceğini düşünüyorum. Şimdi gelelim diğer seriye. Ben Elencinin şeyini şeyinin bittiğini düşünüyorum. Benzinin bittiğini düşünüyorum. Zaten çok over perform ettiler. Çok standartın üzerine çıktılar. Ve ben Rare Atom karşısında galip gelebileceğini düşünmüyorum LNG'nin. E, Rare Atom çok daha değerli toplu. Çok daha takım gibi bir takım. o yüzden onların çok daha avantajlı olduğunu düşünüyorum bu seride. RNG'nin WE'yi 3-0 geçeceğini düşünüyorum. Rare Atom'un LNG'yi 3-1 geçeceğini düşünüyorum. Hatta 3-0'a da gidebilir biraz LNG'nin problemleri daha da ayyuka çıktı. Çözüldüler. Form da düştü playoff içerisinde. O yüzden Rare Atom'un onları avlayabileceğini düşünüyorum. Fakat öbür seri yani WE Rare Atom serisi mükemmel bir seri olacak bence. Çünkü ikisi de all in. Hani sezonun son maçı olma ihtimali olan bir seri oynayacaklar. Maksimum ile girecekler. Zaten bir önceki serinde ne kadar çekişmeli olduğunu gördük. Yani zaten 3-2 bitti bir önceki seri ve ne kadar yakın geçti aslında o seri W'yi ile Atom arasındaki. Bir rövanş bence çok yakışır buraya. Ha olur da başka senaryolar olursa W'yi bir şekilde RNG'yi yenerse alttakilerin mümkün değil bence gelmesi. E, RNG dördüncü maçına çıkarsa. Ama W'nin geldiği senaryoda ben Ray Atom'un bu sefer rövanş alacağını ve Worlds'e geleceğini düşünüyorum. W'yi çok iyi bir playoff performansı gösterdi. Beklentilerinin belki de onlar hakkındaki beklentinin üzerine de çıktı. Ama bracket'ın alt tarafının çok yakın e, ve biraz daha beleş bracket olduğundan bahsetmiştim. Bracket alt tarafından geldiler. Ha bu şeyi göz ardı ettirmesin burada. Alt taraftan evet kolay taraftan geldiler ama ne olursa olsun winner bracket finaline çıktı ha bu takım. Sonuçta EDG'yi yendiler bir tür. Evet ikinci kere oynadıklarına yenilmiş olabilirler ama yendiler sonuçta bir tür. Çok iyi durumda W'yi ama çözüldüler. Yani Shanks'in bireysel olarak geri kaldığı her maçta büyük problem yaşıyor. W'yi. Ve Ray Raton bunu fark etti. Ray Raton bunu kendi oynadıkları seride fark etti. Sadece 2-0 geri düştükten sonra fark ettiler. Hataları bu oldu. O yüzden ancak 2-2'ye getirdiler. Halbuki 1-0 gerideyken bunu fark etseler 2-1 öne geçmiş olacaklardı. Ondan sonra bir şansları da alacaktı. Yenerlerdi yenemezlerdi ayrı konu. Ama uzanması gereken adam Shanks. Odaklanmanız gereken adam Shanks. Breit'e karşı winning eşleşme. Breit'in e, kazanan bir eşleşme almasına izin vermiyorsunuz. Shanks'i kamp kuruyorsunuz bu kadar. Elk ve Missing'in Beishang'ın gücü yetmiyor ondan sonrasında maçları taşımaya. Ben bu seride Rayer bu sefer daha iyi hazırlanıp W'yi yeneceğini düşünüyorum. Ha olur da elenci gelirse e, elencinin bir şekilde Rayer yendiği senaryoda bile gene de Worlds'e gelebileceğini düşünmüyorum. Çünkü Worlds seviyesinin altında bir takım olduğunu düşünüyorum elencinin. E, tahminlerim bu şekilde. RNG 3-0 ile geçer diyorum. E, Ray Atom 3-0 ya da 3-1 ile geçer diyorum LNG'ye karşı. W Rayer Atom serisi gene 5 maça gider ama bence. Var yok ortaya konur ama en nihayetinde Rayer Atom'un kazanacağını ve Worlds'e geleceğini düşünüyorum. Bu arada isteğim keşke ikisi birden gelseydi. Yani keşke W ve Rayer Atom aynı anda gelselerdi. Çünkü ikisi de e, genç uzun süredir yani belli bir süredir bu yapılanma üzerine kullanan bu yapıyı yavaş yavaş geliştiren. Yani W mesela işte 2019'dan beri bu yapının üzerine koya koya geliyor. Beyşan ve Missing hatta Elk de vardı ama Elk oynamıyordu o dönem. İşte başka orta koridorları vardı upgrade etmeye çalıştılar. Üst koridorları başkaydı upgrade etmeye çalıştılar. Üzerine koya koya gelen iki takım. Real Atom da benzer şekilde işte Leon'u parlatmaları, Cube'u uzun sürede fırsat veriyor olmaları, Fofo'ya geçmeleri falan filan derken ikisi de çok e, belli şekilde üzerine koyarak uzun vadede inşa edilmiş takımlar. O yüzden ikisinin de bölte gelmesini isterdim. Ama ne yazık ki şu senaryoda İkisinin gelebilmesi için RNG'nin gelmemesi gerekiyor. Ama RNG de gelsin. Sonuçta MSI şampiyonu Worlds'da oynasın. Ne kadar da çok daha tehlikeli olur çünkü RNG'nin gelmesi Worlds'da. O yüzden e, Rare Atom ya da W'nin birini eleyorum. Ben de eleme hakkımı W'den yana kullandım. E, bakalım uzun vadede ne olacak? Playoff, e, bu regionallardan olacak? Perşembe günü büyük final var. FPX ise Cuma günü regionallar başlıyor. Cuma gününden direkt başlıyoruz bu arada. Cuma günü hangi seri var? Cuma günü WE RNG var. Evet. Pazar, Cumartesi günü LNG atom var. Pazar günü de üst tarafın mağlubu alt tarafın galibiyle oynuyor olacak. Yanlış bilmiyorsam. Tekrar söyleyeyim. Ama yanlış biliyorsam doğrusunu düzeltebilirsiniz. Daha LPL kestirdiler. Daha iyi videolardan onları sorup da düzeltebilirsiniz diyelim. Ve LPL playoff karnımızın sonuna gelelim. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.